Merhabalar, siyasette ve medya dünyasında farklı sesler, farklı yorumlar her zaman duyuluyor. Kimisi bunların birbirinin benzeri, birbirini tekrarlayan cümlelerle ifade ediyor. Kimisi de kendine özgü görüşler ileri sürüyor. Bu kendine özgü görüşlerle katılsanız da katılmasanız da bağımsız görüşleriyle her kesimin dikkat ettiği, dikkatleri üzerine çekmesini başaran kendine ait görüşlerle bir gazeteci, yazar var bugün konuğumuz. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit köşe yazarı. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hoş bulduk efendim. Son günlerdeki yazılarınızın aşağı yukarı bir 10-15 tanesini tarayarak aslında neresinden baksanız bunlar tartışılabilecek ve haber ayrıca da haber yaptırılabilecek değerde şeyler. Bunlardan birkaç tanesiyle başlamak istiyorum. Bir tanesi dünkü yazınız. Bir bölen olarak MSP demişsiniz. Enteresan da bir başlıktı. Tarihsel paralellerle bugüne uzanıyorsunuz ve orada Babacan'a gelmişsiniz. Yeni bir hareket başlamak üzere ortaya çıkan Ali Babacan'a AKP'nin İmamoğlu konusundaki yanlışları Babacan konusunda yapmaması gerek diyorsunuz. Bu görüşü biraz açalım diyorum. AKP İmamoğlu konusunda hangi yanlışları yaptı ve neleri Babacan konusunda tekrarlamamalı? Ya sizce? O Rum tartışmasına benzer tartışmalar. Kontrus yani konusu onu, evet yani mazlum kurma, Bizans tartışması falan. Bunlar tarih bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor. Milli eğitim sorunu bunlar. Bütün bunlar İmamoğlu'nun yelkenini dolduran rüzgarlardı. Eğer aynı tavrı Babacan'a da gösterirlerse Babacan da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde yükselecektir. Buna dikkat etmelerini söylüyorum. Bu bir yandan AK Parti'ye yönelik eleştiri gibi gözükse de aslında AK Parti'ye dikkat edin yine zarara uğrarsınız diye belki de onu destekleyen bir ifadedir. Ben sözümü söylüyorum. Ondan kim nasıl ders çıkarmak istiyorsa, kimilerine göre ben Babacan'ı korumaya çalışıyorum. Hayır, ben böyle bir niyetim yok. Sadece bir vakayı söylüyorum. Birbirimize zarar vermeyelim. Başkalarının zaafında kendimize güç aramayalım. Kendi irademizle, gücümüzle kendimizi ortaya koyalım. Ve ben sadece iktidarların namuslu, güçlü, temiz olmasını değil, muhalefetin de aynı şekilde seviyesinin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha iyi bir Türkiye'yi ancak böyle gerçekleştirebiliriz. Daha dürüst bir iktidar, daha dürüst bir muhalefet, daha akıllı bir iktidar, daha akıllı bir muhalefet. Bunlar artık açlığını çektiğimiz şeyler. Hep birlikte batarız ya da yükseliriz. Güzel. Bu konuyu ama biraz daha derinleştirmeye değer. Çünkü önemli tezler. Bu konuda tek bir yazı yazmadınız aslında. 3 Temmuz'da da İmamoğlu'na davrandığınız gibi 3 nokta geliyor sonra. Başlıklı bir yazı yazdınız. Şimdi Babacan'a nasıl yaklaştığınızı soracağım. Çünkü o yazıda enteresan şeyler var. Mesela diyorsunuz ki kişiliği yumuşak, dürüst, ekonomiden iyi anlayan birisi. Ama bu özellikle kişiliğinin yumuşaklığına vurgu yaparak devleti, böyle zor bir devleti yönetmeye yeter mi acaba diyorsunuz? Böyle bir kuşkunuz mu var Babacan'la ilgili? Evet, yani Menderes'i orada örnek göstereyim. Ben Menderes'i ideal bir örnek değil, Menderes'in arkasında derin bir Demokrat Parti vardı. Bayar temsil ediyordu. Ön yüzde yumuşak yüzlü, munis karakterli bir Menderes vardı. Ortada da ara yüz olarak Zorlu ve Polatkan vardı, işçi arılar. Eğer belli konularda elini alıp kararlı ve cesur çıkışlar yapmazsa hem uluslararası sistem tarafından hem de iç dinamikler tarafından Babacan çok kolay bir şekilde köşeye sıkıştırılabilir. Bunu yapmayacak olsa bile böyle bir imaj onun üzerindeki baskıları artıracaktır. Hem parti içi dinamikler hem muhalefetten gelen baskılar. Çünkü Türkiye çok kritik bir jeopolitik, jeostratejik noktada bulunuyor. Birçok rüzgarlara açık. Buralarda sadece ekonominin kaptanı olmak yetmeyecek. Ekonomik, sosyal, siyasal, uluslararası ilişkilerde, askeri konularda kararlı ve cesur bir duruşa da ihtiyacı var. Aksi halde yumuşak, herkese yumuşak davranacak olursa parti içindeki klikler, çünkü
CHP'den alacak. Yani sadece AK Parti'den almayacak. İYİ Parti'den de alacak, MHP'den de alacak. Bu dört eğilimi bir araya getirmek mantıksal olarak doğru. Ama bu dört farklı dinamiği dengede tutmak çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla Babacan'ı da uyarmış oluyorum. Acaba Babacan'ın zaafını mı söyledim? Babacan'ın dikkat etmesi gerektiği bir noktada onun önünü açmak ve uyarıda mı bulmak istedim? ANAP'a benzer bir yapı mı görüyorsunuz bu saraladığınız? Onu gösteriyor. Hı-hı. Ama mesela Özal'ı da ben bir şekilde hem muhalefet ederek tanıdım, hem diyalog, dolaylı bir diyalog ve işbirliğim de vardı Hasan Celal Güzel üzerinden. Onu bir şekilde tanıdım. Mesela o çok pragmatikti ve aktif dengeler üzerinde hareket ediyordu. Bu aktif denge politikası onu zaman zaman oportunizme yaklaştırıyordu. Çünkü bir yandan darbe rüzgarları var, öbür yandan da özgürlükçü çıkışları var. Bir yandan uluslararası sistemle entegre olmak durumunda, bir yandan da halkın taleplerini, inançlarını, değerlerini savunan bir politika izlemesi gerekiyor. Bu da onu aşırı pragmatik ve oportunizme yakın bir aktif denge politikası izlemeye mecbur bırakıyordu. Acaba Babacan bu aktif dengeyi hangi ölçüde sağlayacak? Sadece doğru, iyi, güzel şeyler yapmak yetmeyecek. Eğer politika cambazı olmazsanız bu ip üzerinde çok fazla ayakta durma şansınız da yok. Farklı bir teziniz de şu, bir yazırda belki bir iki satır olarak geçen. Babacan çıktı, geç başladı ama çabuk hareket ederek öne çıktı diyorsunuz. Babacan yeterli gücü toplayamazsa, böyle bir başlangıcı var cümlenin, Davutoğlu hareketi çıkacak. Her ikisi de parlamento için anladığım kadarıyla belli bir güce ulaşamaz ise kendi başına bir araya gelmeleri söz konusu olacak diyorsunuz. Yani bunların birbirinden çok farklı olduğu üzerine de, birleşecekleri üzerinde de değişik tezler vardı. Gerçi son zamanlarda ayrı ayrı gidecekleri ortaya çıkmışken siz böyle bir güçlerin toparlanmasına bağlı olarak bir birleşme şeyi de görüyorsunuz ihtimali. Şimdi Babacan'ın etrafını çerçeveleyen gruplar daha liberal, Batı ile uyumlu bir politika, daha çok ekonomik dengeleri koruma ve geliştirme konusunda bir hassasiyet gösteriyorlar. Daha merkeze çekmek istiyorlar. AK Parti'den gelen, devralacaklar bu misyonu, daha liberal bir çizgiye çekmek istiyorlar. Eğer dindarlar, ki Davutoğlu şu anda politik söylem olarak daha dindar bir kimlik çiziyor ve öyle bir profil söz konusu, Davutoğlu erkenden işin içinde olursa daha dini rengi işin aroması artacak. Halbuki şu anki Babacan'ın etrafındakilere baktığımda bunlar daha çok Batı'ya yakın, ılımlı bir dil kullanmak ve merkez kadroyu ve taşra yapılanmasını gerçekleştirdikten sonra, partinin programını yazdıktan sonra kendi geldikleri noktadaki güçlerine bakıp Davutoğlu dışarıda dursun, bu sürece pek müdahil olmasın. Daha sonra Davutoğlu etrafındaki dini gruplarla eğer AK Parti içinde yer bulamayacaksa, o zaman onu bir yama olarak bu yeni harekete yapıştırmak isteyen orada bir başka akıl var. Babacan'ın önündeki en büyük handikaplardan bir tanesi de bu. Kimdir o akıl? İşte o ortak bir tek kişiden değil, iş adamlarında var, AK Parti'den gelen politikacılar da var ya da kendi etrafındaki yeni liberal takım da var. Yani merkezde daha liberal bir ekonomi olsun, daha işte dört ayaklı bir denge oluşturalım ve din burada bir motif olarak yer alsın ama din merkezdeki dominant ana belirleyici unsur olmasın diyen daha... Bu CHP Türkiye'yi laikleştiremedi ama AK Parti sürecinde bir sekülerleşme yaşandı. Ki önümüzdeki günlerde bu hem Babacan meselesini hem bu sekülerleşme sürecini yazacağım. Partiyi bırak, parti. Hani şimdi bizimkilerin böyle after umre parti yapıyorlar. Onlara bak, başka bir şey var. Toplumdaki bu değişim ister istemez politikaya yansıyacak. Evet. İşte o AK Parti'nin sekülerleştirdiği, liberalleştirdiği kadroları toplamak isteyen bir akıl var burada.
onu bir kişi ve 3-5 kişiden ibaret demiyor. Böyle bir AK Parti'nin içerisindeki bu kanadı çekmek istiyor. Dindarları ise uzaklaştırmak değil, AK Parti içinde konsolide etmek, kompartmanize etmek. Orada tutmak istiyor. Onun için ben bu kadronun Davutoğlu ile hemen yakın sıcak bir temasa gireceğini düşünmüyorum. Ama eğer kendileri grup kurmakta yetersiz kalırlarsa ki benim izlenimim AK Parti'den, CHP, MHP ve İYİ Parti'den bir takım transferler de olacak. Biz transfer yapmayacağız diyor da yan cebime koy diyorlar aslında. Yani ha böyle bir milletvekili borsası, siyaset borsası oluşturmayacağız diyor. Bu doğru bir söylem. Temelde. Kendileri gelecek diyorlar. Ama kendiler gelecekler. Zaten herkesin bulunduğu yerde. Değişen Türkiye'nin şartlarına uyum sağlayamayan ve onların kendilerini ifade edecekleri bir zemin bulamayan unsurlar bize gelecekler. Biz bir çözüm partisiyiz. İşte dört eğilimi birleştiren bir hareketiz. Aromamız yok. Milli irade çok fazla popüler hale geldi. Onu oportunizme yakın bir yoruma tabi tutarsanız ne, tam Mevlana'nın ne olursan ol gel sonunu söylemeyeceksin. Tabii bin kere tövbeni kırmış olsa yine gel ama sonunda diyor. Ciddi bir pragmatizm olacak yani. Bu orada. Pragmatizm, rasyonalizm ve determinizm yeni yaklaşımlar. Ve bu pragmatik ve rasyonel yapıda liberalizm mihverde. Bu liberal ekonomiye bağlı olarak liberal toplum ve bu liberal anlayış içerisinde farklı ideolojik ve politik grupların kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayan bir platform oluşturmaya çalışıyorlar. Yani gördüğüm kadarıyla ha, bunu ne kadar başarır? Herkes birçok şey istiyor da onu ne kadar başaracağı zaman içinde belli olacak. Mesela başlangıçta o liberal diye aldıkları yarın kendi içlerinde istedikleri ağırlığı, rolü burada bulamadıklarında bu defa dindar gruplarla yakınlaşarak ya da milliyetçi gruplarla yakınlaşarak siz memleketi batıya peşkeş çekiyorsunuz da diyebilirler. Bir yazınızda da tam net söyleyemeyeceğim kelimesi kelimesini ama bunların güçlenmesi ya da başarılı olması durumunda Davutoğlu grubu dini bakımdan, Babacan grubu da liberal bakımdan AK Parti tabanında bir sarsıntıya yol açabilir türünden evet, bir şeyiniz var, tabii, öngörünüz var. AK Parti bu süreci doğru okur ve bir kendini öz eleştiriye tabi tutar, yeni bir sıçrama yaparsa bu AK Parti içinde yeni bir canlanmaya sebep olabilir, öbürleri yani yarı yolda kalırlar. Ama eğer AK Parti bu öz eleştiri yapıp sıçramayı gerçekleştiremezse, şu ana kadar bu gerçekleşmedi. O zaman Babacan bir ara çözüm olarak en azından AK Parti üzerindeki baskıyı artırıcı bir unsur olarak dikkat çekebilir. Tam da bunu sormak üzereydim. Belki biraz daha genişletebilirsiniz. İktidar, daha net konuşmak gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bu gelişmelerden sonra seçimlerden ve ifade ettiğiniz bazı gelişmelerden parti içindeki kırılma noktalarının ortaya çıkmasından sonra kendini toparlamaya yönelik adımlar atma potansiyelini sizce sahip mi? AK Parti yeniden bu şey diyorlar ya kuruluş şeylerine ayarlarına dönebilir mi? Böyle bir düzelme ihtimalini ne derece şans tanıyorsunuz? O kuruluş ayarlarına dönmek diye bir şey yok aynı durmakta iki defa yıkanılmaz. Kuruluş değerlerinden sapma, perspektif olarak sapma var mı ona bakılır. Yoksa oradan buraya geldiniz. Ha, şimdi tekrar bakalım nerede yanlış yaptık. Bu potansiyel olarak mümkün. Ama şu anda bu potansiyelini dışa vurmadı. 15 Temmuz sanıyorum AK Parti için yeni bir hamle vesilesi olacak. Yani bir zamanlamadan kaynaklanan bir şey. Eğer arkasından bu ayın sonuna kadar toplumdaki sual mukadderlere cevap vermezse, beklentilere cevap vermezse zor bir döneme girebilir. Yani halk umudunu kaybetmedi ama çok ciddi tabanda bir eleştiri var. Bu aslında bakın CHP'de de dışa vurmasa çünkü bu iktidar kanadında daha doğrusu başkanlık sistemi içerisinde AK Parti'ye yönelik bir eleştiri olduğu için CHP sesini kısmış durumda. İmamoğlu'nun başarısından sonra o mazlumiyet, o tebessüm eden
CHP, o uzlaşmacı CHP. Aslında AK Parti üzerinden CHP yeniden dizayn ediliyor. Ilımlı İslamcılığın karşısına bir ılımlı Kemalizm geliyor. CHP üzerinde de AK Parti dizayn ediliyor. AK Parti bir üst akıl, CHP'yi de AK Parti'yi de dizayn ediyor. Her ikisi de bu yeni rollerini iyi oynayamazlarsa alternatifler doğacak. Yani Babacan olayı aslında bir turnusol kağıdı ya da bir işaret fişeği gibi bir etki yapacak. Bu diğer bundan sonraki siyasi oluşumlar için yani 100'e yakın piyasada parti var da bunların hepsinde çok ciddi bir çözülme yaşanabilir. Babacan'ın performansı, başarısı, toplumdaki ilgisi bir merkez sağ hareketi örgütlerken merkez sol çok uzakta değil. Ben hatta diyorum ki zaten Ankara Belediye Başkanı ödünç alınan bir başkan. İmamoğlu da Kur'an kurslu bir CHP'li. Yani AK Parti'de ya da öbür tarafta olması çok fazla bir anlam ifade etmez. Eğer CHP'yi daha da zayıflatmak ve mecbur bırakmak istiyorsanız bazı şeyleri, bu ikisi de bu yeni siyasi oluşumla yakınlaşabilir. Yani Babacan'ın mecliste grup kuracak kadar milletvekiline sahip olması her tarafta taşları yerinden oynatacak. Bu meclis aritmatiğini değiştirecek. Yani Cumhur İttifakı parlamentodaki belirleyiciliğini kaybedecek. Kilit parti ortaya çıkıyor. Sadece parlamento aritmetiği değişmeyecek. Belediye meclislerindeki aritmetik de değişecek. Bu da başka bir dominant, çok ana belirleyici bir etki yapacak. O görünenden çok daha fazla bir şey. Yani Babacan'ın çok başarılı olması gerekmiyor. Az başarı bile Türkiye'deki siyasi dengeleri harekete geçirmek açısından son derece yüksek bir etki gücüne sahip. Sonunda Babacan hareketi başarısız olsa, dağılsa bile şu önümüzdeki Eylül'e kadar geçen süredeki performansı bile Türk siyasi hayatı içinde geri dönüş mümkün olmayan bir etkiye sahip olacak. Evet, şimdi bu enteresan cevabınızın içinde bir cümlede de vardı. Bu değişiklikler bir sistem konusunu, Türkiye'nin yeni geçtiği sistemi tekrar gün tartışma konusu haline getirebilir mi? Geri dönüş olabilir mi? Özellikle tek bir insanın her şeyi belirlemesi konusu. Çok enteresan şeyleriniz var. Eleştirileriniz oldukça açık sözlü, kimseden çekinmeden yaptığınız eleştiriler. Birkaç tanesini alıntı olarak yapmama izin verin. Tek adamlar geldikleri gibi giderler diye yazmışsınız. Bana güven, bana güven, gerisini merak etmesen diye bir şey yok. Başka türlüsü kafayı kiraya vermek, sürüleşmek anlamına gelir. 9 Temmuz tarihli yazınızda. Ondan biraz daha önce 28 Haziran'da da şunu demişsiniz. Hoca Efendi'nin bir bildiği var derlerdi. Aklımıza yatmadığında bile reisin bir bildiği var dediğimiz gün kaybettik. Vatandaş bize gönlünü vermişken akıllarını kiraya kalktığımız gün kaybettik diye bir şeyden alıntı aslında. Bu bir yani dini bir argüman olarak yani peygamberler çok geç olmadan yazısında. Yani peygamberler bile istişare ederek fikirlerini değiştirebiliyorlar vahiy gelmemişse. Dolayısıyla beni bana bırakma Rabbim diyen bir gelenekten geliyoruz. Yani liderler Hazreti Ali kavmini kurtarabildi mi? Hazreti Lut, Hazreti Nuh. Yani o bir aslında peygamberler tarihinden de örnekler verilerek gelinen bir nokta. Hiçbir zaman böyle davranmamalıyız. Toplum biraz liderleri tek adam haline getiriyor ve tekrar liderler de kendi pozisyonlarını korumaya alıyorlar. Bu o lider içinde, o toplum içinde bir talihsizliktir. Birini çok yüceltirseniz o toplumu aynı oranda alçaltırsınız, küçültürsünüz. Her şeyi tek kişiye bağlamış olursunuz. Bunu yani o ifadeler bir şahsa ve kuruma tek başına hedef olarak gösterilen, başkalarını ilgilendirmeyen bir anomaliden söz etmiyorum. Ama aynı zamanda bu Erdoğan'dan ve günümüz Türkiye yapısından bahsetmiyor musunuz? Herkesten bahsediyorum. İşte yani kişisel, çünkü bir örnekten yola çıkarak bütün bir tarihi sorguluyorum. Fatih'ten de söz ediyorum. Her şey Fetih Fatih'le başlar, Fatih'le bitmez. Geçen gün onu da yazdım. Cem Sultan'ı niye hiç konuşmuyoruz? Babamız peygamber olsa gelse bizi kurtaramaz. Peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. Ona kurtuluşa çağırırlar. O zaman biz başka bir şey yapalım diyorum. Şimdi bu çok ideolojik ve politik bakanlar
bir tek somut örnekten söz etti mi, onunla mukayyet, onunla sınırlandırılmış bir politik argüman olarak okuyorlar. Halbuki ben çok genel makro doğrulardan söz ediyorum. Bu Kılıçdaroğlu'nu da bağlar. Bu Doğu Perinçek'i de ilgiler. CHP'yi de soracağım size ayrıca ama yani şu anda herkesi, o... Herkesi bu T24'ü de bağlar. Hı hı. Dediğim dedik olursa. Evet. Aynı bu zaten yazımda onu zikrediyorum. Holdingleri de bağlar. Kooperatifleri de bağlar. Yani hep birlikte bu konuyu düşünmemiz gerekir. Bundan ders almamız gerekir. Eğer ders alırsak şirketlerimizde, odalarımızda, partilerimizde, yönetim kadrolarımızda daha akıllı ve dürüstçe yol alabilir. Yoksa yükselir sonra yere çakılırsınız. Ama yeri geldiğinde siz daha net eleştiriler ya da uyarılarda da en azından uyarı diyelim bulunabiliyorsunuz. Evet. Şimdi şey var önümde sizin bir yazınıza alınmış Sputnik'in bir şeyi var. Dilipak, Erdoğan'ın ailesi ya da ona yakın vakıf ve derneklerin bundan sonraki icraatlerinde daha dikkatli olmaları gerek diye. Tabii. Bu tür uyarılarda da bulunabiliyorsunuz. Tabii hiç yani. Niye ben bunu kardeşlerime de söylerim, çocuklarıma da söylüyorum. Yapacağınız şeylerde işi ehline vereceğiz. Ehliyet ve liyakat imandan önce gelecek. Kural bir. Kural iki. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı olacağız. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Bir topluluğa olan öfkem beni onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek. Doğduğumuz ana babayı biz seçmedik. Doğduğumuz toprağı biz seçmedik. Derimizin rengini biz seçmedik. Cinsiyetimizi biz seçmedik. Bundan dolayı insanlar üstün ya da geri olamazlar. O zaman bizim yeniden birlikte yaşamanın, farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşamamızın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Eğer bir Türkiye'yi yücelteceksek, hepimiz Türkiye üzerindeyiz. Bölgemizde adalet, barış istiyorsak, dünyada da bu anlamda örnek olmak istiyorsak, aynı değerlere inanan insanlar ittihat içinde olmaları gerekir. Önce kendi farklılıklarına rağmen barışında. Hatta bireysel planda da bakın aklı ile vicdanını barıştırması gerekir. Aklı ile vicdanını barıştırmayan insanlar bulundukları toplumu ifsad ederler. Sağcı da olsa, solcu da olsa böyle. Demek ki kendi içimizde müttehit olacağız. Solcuysan solcu gibi davran ve birbirinize hesap verin. Birbirinizi denetleyin. İki, erdem ve mazlumiyet üzerinde ittifak yapacağız. Ben Müslüman olabilirim ama ahlaki zaafı olan bir Müslümanla ortaklık yapmaktansa benim gibi inanmayan ve düşünmeyen birisiyle, akıllı, dürüst, bilgili, cesur biriyle ortak olmayı tercih ediyorum. Yani bakmadan karşı mahalleden midir, değil midir buna bakmaksızın. Bakın ben Müslümanım, bu Müslüman kardeşim de bir sürü yanlışı var. Ama bu kişi Müslüman değil ama işini çok iyi biliyor ve dürüst olarak bu işi yapıyor. Çalışkan ve söz verdiğinde de sözünde durur. Onlarla ittifak yapacağız. Bunu ben sadece ben söylemiyorum. Onlar da bana böyle söylesinler. Üçüncüsü de adamda böyle vicdan falan diye bir meselesi yok. Ama işini iyi yapıyor. Ve başkalarına da düşmanlık yapmıyor. Öyle sadaka vermiyor, yoksulları giydirmiyor. Ama işini iyi yapıyor ve kimseye haksızlık yapmıyor. Onlarla da itilaf. İttifak, ittihat, itilaf. Bir arada yaşamanın üç kuralıdır bu. Onlarla nimet ve külfet dengesine dayalı itilaflar gerçekleştireceğiz. Bunu yapmazsak o barış dediğiniz şey hayaldir. Adalet yoksa barış illüzyondur. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük güven altında değildir. Abdurrahman Bey, siz dinlerken tabii sizin yazdığınız ve söylediğiniz şeylerden pek çok alanda farklı görüşlere sahibim ama bu görüşlerin sizin de ifade ettiğiniz şeylerin çok değerli olduğunu, bunların daha yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum ve bir arada Toktamış Ateş'le yaptığınız şeyleri de tekrar hatırladım. Farklı görüşlerden insanlarla. Uğurlucuyla. Bizim İzmir'de bir ilçede iki caddenin birbiriyle kesişen bir caddeye Uğur Mumcu, birisine de Abdurrahman Dilipak Caddesi demişlerdi, CHP Belediyesi. Reha İsfan benim cadde tabelamı çakmıştı. Biz farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayabiliriz. Ama
önce o aklımızı, merhametimizi kuşanmamız gerekiyor. Enteresan. Bunun farklı cephelerde nasıl ilgi uyandırdığı ya da nasıl yansıdığı enteresan. Keşke bu görüşlerle birlikte siz ülkemizin medyasında da farklı alanlarda daha sık çıkabilseniz, bildiğim kadarıyla çok fazla yer almıyorsunuz. Bir iki şey soracağım. Sizin yazılarınızda belki birer satır olarak geçen sadece sağda değil diyorsunuz, solda da yeni oluşumlar ortaya çıkabilir. Demin onu söyledim. Evet, CHP ve İmamoğlu derken bir tür oportunizm diyorsunuz. CHP içinde bölünmeler, kırılmalar olabileceğini, iç iktidar mücadelesinin olabileceğini düşünüyorsunuz. Bu CHP'yi farklı bir yere mi götürür sizce? Evet, evet. Yani merkezde işte AK Parti üzerinden CHP dizayn ediliyor. CHP üzerine köşeye sıkıştırıp çözüm İmamoğlu. Bakın, her şey yeniden yapılandırılıyor. McKenzie'giller, tırnak içinde McKenzie'giller, FETÖ'yü de yeniden reorganize ediyor. AK Parti'yi de, MHP'yi de, CHP'yi de. Herkes yaptıklarından çok emin. Ama hepimiz dizayn ediliyoruz. Ilımlı İslam, ılımlı Kemalizm, ılımlı milliyetçilik. Ama oyuna geliyoruz. Bir başka yazınızda bir cümle var ama açıklamasını yapmamışsınız. Merak ettim. Çünkü bizim mesleğimizle ilgili 27 Haziran'daki bir yazıda diyorsunuz ki, kısacık bir cümle. Bekleyin, Eylül ayına doğru medya yeniden yapılandırılacak. Ne biliyorsunuz siyaset bu konuda? Siyaset ve sermaye yapıları değişen konjonktüre göre yeniden yapılandırılacak. Yani bu mas medya dediğiniz tepe medya. Çünkü medya, mafya, sermaye, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum bir oryantasyon içinde uluslararası sistem tarafından dizayn ediliyor. Keşke biz aklımızla, kendi iç dinamiklerimizle bu süreçte yer alabilsek ama maalesef bir siyaset üzerinden, iş dünyası üzerinden bu manipülasyonlar yapılıyor. Kim iktidar olursa reklam verenler medyayı ona göre dizayn ediyorlar. Anladım. Bir başka konu bir iki yerde geçiyordu son haftalarda da sizin yazılarınızda da. Hükümette değişiklik olma ihtimali. Ne diyorsunuz, bekliyor musunuz? Geç böyle kaldı. Geç kalındı. Evet. Olacak gibi mi sizce? Olacak. Çünkü millet öyle istiyor. Yani olunca beklentiler, öne konulacak profillere bakmak gerekiyor. İnşallah bir yanlıştan başka bir yanlışa geçilmez. Türkiye renkli televizyona geçtiğinde bir eleştiri okumuştum. Bundan sonra rezaleti renkli olarak izleyeceğiz diye. İnşallah daha iyi, topluma güven veren, toplumun beklentilerine cevap veren bir kadro yenilenmesi olur. Yani her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ben baskılarla önerilerin şeyiyle değiştirmem vesaire ama... Ben gazeteciyim, ben toplumun gören gözü, işiten kulağı tutan eli, haykıran sesi olmak gibi bir misyonum var gazeteci olarak. Ben dediğim için değil, ben o kitlelerin vicdanının sesi olarak bunu söylüyorum. Ben dediğim için olmayacak, bu millet istediği için. Bu millet istediği içinden önce zaten siyasetçi bu ihtiyacı fark eden ve onun gereğini yerine getiren biri olduğu zaman çok daha başarılı ve mutlu olur. Yoksa kendi tabanıyla inatlaşırsa... Ağırlıkta iç politika konuştuk ama söyleşinin sonunda bugün sizle söyleştiğimiz gün S-400'lerin birinci bölümünün Türkiye'ye geldiği gün. Evet. Ne diyorsunuz bu S-400 konusu Türk dış politikasının bir kırılma noktası mı sizce? Bakın, hep böyle meydan okumalarla bu işi götüremeyiz. Önce bizim kendi iç dinamiklerimizde ne yapabildiğimize bakmamız lazım. Kimse S-400'lerin sadakalarını alıp almadığımızı, yani onun kripto yazılımları konusundaki portları, yazılım portlarını alıp almadığımızı sorgulamıyor. Bunları niye biz montajını yapıp bazı CPU'larını, mainboardlarını kendimiz üretmiyoruz? Bunları konuşmamız lazım. Konjonktürel, acil ihtiyaç, tamam, doğrudur, alırız. Yani bunu Yunanistan yaptığı zaman bir şey olmuyor. Biz niye yapmayalım? Ama bunu aldık, bütün sorular çözüldü değil. Ama o kadar çok aldırırız, aldırmayız tartışması yapıldı ki, İsrail jetleri Türkiye üzerinden Suriye'deki kampları vururken S-200, S-300, S-400'lerin üzerinden geçti ve onu ne bizim Amerikan radar sistemi gördü, ne uydularımız gördü ve İsrail dönüp tekrar giderken
yakıt tanklarını Urfa üzerine bıraktıktan sonra kaçıp giderken göremedik. O zaman bunlar çözüm için bana karşı S-400 politikası doğru bir politika. Ama tartışma doğru bir tartışma değildi. Ve bizim doğrudan olaya odaklanıp belki S-400-1 serisini Türkiye için bunun şu parçalarını da ben üretmek istiyorum diye kendimizi ifade edebilmemiz gerekirdi. Bir de niye sadece Amerikan yani Patriot ve S-400? Çin bu konuda ne yapıyor? Niye onu bir alternatif olarak yani daha serbest, daha açık. Ben yazılım konusunda özel çalışmalar olan birisiyim. Bu tartışmanın böyle kısır bir noktaya, muhalifler ve muvafıklar arasında kısır bir noktaya sıkıştırılmış olmasından rahatsızım. Peki. Ama S-400 kararı ve alınmış olması bana göre Türkiye'nin kendi kararını kendi verebilmesi açısından, psikolojik açısından doğru bir karardı. Peki, sağ olun Abdurrahman Bey. Size İyimser olun. Bitirmeye çalışalım. Sizin zaman zaman köşe yazılarınızı bitirirken kullandığınız gibi görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Güzel eylesin. İnşallah. İyimser bitirin. Çok teşekkürler. Yeni Akit köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'la birçok konuyu ele aldık. Ağırlıkta iç politika ile ilgili değerlendiriler ve son olarak S-400 konusuyla bitirdik. Yeni konuklar ve yeni konularla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.